Şimdi arkadaşlar bir kelimeyi bir cümlede isim olarak kullanırken başka bir cümlede sıfat, başka cümlede zat yapabilirsiniz. Sözcüğün türü cümlede kullanıldığı yere göre, hatta bazen anlama göre değişikliklere uğrar. Bu film güzel. Bu film güzel. Güzel kelimesinin altını çizdi. Ve bana güzel kelimesinin neyini soruyor? Türünü soruyor. Bunun türü nedir diyor. Bana diyor ki öğrenci, yüklem diyor. Ya canım benim, yüklem bir tür değil ki. O öge. Yüklem, özne, nesne, bunlar sözcüğün türü değildir. Bunlar ögedir, öge. Ama ögelerden kendine ipucu yapabilirsin. Nasıl yaparsın? Bu film güzel. Güzele yüklenmedim. Tamam. Bir cümlenin yüklemi isim olur, fiil olur, öyle değil mi? Bu kelime sonra makmek ekini alamıyor. Güzelmek diye bir şey yok. O zaman güzel kelimesinin türüne ne diyeceksin? İsim diyeceksin. İsim. Peki. Güzel dostluklar kazandım. Güzel dostluklar kazandım. Dostluk isim mi? Evet. Nasıl dostluk? Güzel dostluk. Burası ne oldu? Burası niteleme sıfatı oldu mu? Burası niteleme sıfatı oldu. Peki niteleme sıfatlarında yanındaki isim düştüğünde, tek başına kullanıldığında o sıfat yanındaki isimle içine aldığında, bunun adına da ablaşma sıfat demiyor muyum? Güzeller içinden bir seni seçtim. Bak şimdi. Güzeller içi. Hatta orada belirtisiz bir isim tanımlaması yaptın değil mi? Ne içi? Güzeller içi. Güzel kızlar demedik, güzeller dedik. Buna ne diyeceksin? Buna da ablaşmış sıfat diyeceğiz. Niteleme sıfatlarında ve sayı sıfatlarında isim düştüğünde, yanındaki isim düştüğünde arkadaşlar neye dönüşürler? Kelime ablaşmış sıfata dönüşürler. Güzeller içinde, güzel kızlar demedi, güzeller dedi. Burada ne var arkadaşlar? Ablaşmış sıfat var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Güzeller içinde bir seni seçtim diyor ya. Ancak yalnız bir ve tek. Bunları gördüğünüz yere sadece getirebiliyorsanız ne diyecektiniz buna? Edat diyecektiniz. Ancak yalnız bir ve tek. Bunları gördüğünüz yere sadece gelebiliyorsa edat. Edatın diğer adı neydi? İlginç. İsim yaptım. Sıfat yaptım. Ablaşmış sıfat yaptım. Nazlı güzel giyinir. Giyinmek değil mi? Evet. Nasıl giyinir? Güzel. Tamam mı? Burası ne oldu? Burası durum zarfıdır. Güzel giyinmek iyidir. Peki burada da giyinmek fiilimsi mi? Evet. Nasıl giyinmek? Güzel. Burası ne oldu? Durum zarfı oldu. Ya da güzel konuşunca, mesela konuşunca, ince ince, bu nedir? Zarfi değil midir? Fiilimsi değil midir? Fiilimsi. Nasıl konuşunca güzel ne oldu? Durum zarfı oldu. Aynı kelimeyi isim yaptım, sıfat yaptım, ablaşmış sıfat yaptım, zarf yaptım. Tamam mı? Cümlede kullandığım yere göre türünü ne yaptım arkadaşlar? Değiştirdim. Durum zarfının olayı bu. Şimdi mesela aşağıdaki cümlelerin hangisinde? İkileme durum zarfı olarak kullanılmıştır. Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük durum zarfıdır? Ya da bir parça verecek. Bu parçada 5 tane sözcüğün altını çizecek. Tamam mı? Bunların tek tek sana nelerini soracak? Türünü soracak. Bence anladınız durum zarfını kabaca. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey çok çok önemli. Bakın. Bir cümlede kesinlik bildirilmiştir.
bildiren bir kelime varsa, bir cümlede kesinlik bildiren bir kelime varsa, olasılık bildiren bir kelime varsa, yaklaşıklık bildiren bir kelime varsa, yenileme bildiren bir kelime, kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, istek bildiren, istek, sınırlandırma, sınırlandırma bildiren bir kelime varsa, bu kelimenin altı çizilirse bunlara da durum zarfı diyeceksiniz. İşte önemli olan öğrenci acaba bunu biliyor mu? Farz edelim, sınavda bana hiç kelimesinin altını çizmiş. Diyor ki bu kelimenin türü nedir diyor. Diyeceksin ki hiç. Kesinlikle mi biliyor? Evet. O zaman bu kelime durum zarfıdır diyeceksin. Ya da asla, mutlaka, katiyen, katiyen, elbette, elbette, tabii ki, iki i ile yazılıyor, tabii ki, iki i. Tabi, bana tabi, bana bağlı, o tek iyiyle ama tabi, elbette, kesinlikle anlamına gelen tabi, iki iyiyle asla, mutlaka, katiyen, elbette, tabii ki, hiç şüphesiz, hiç şüphesiz, bakın arkadaşlar, er geç, er geç, birçok öğrenci er geçi görünce, hani er, geç, hani zamansal bir kavrammış gibi düşünüyor. Hayır. Er geç beni anlayacaksın. Ne demek? Mutlaka, kesinlikle, eninde sonunda. Anladın mı? Hiç şüphesiz. Arkadaşlar bunlar kesinlik bildiren bir kelime. Bir cümlede kesinlik bildiren kelime varsa durum zarfı diyorsunuz. Olasılık. Belki. Muhtemelen. Muhtemelen. Galiba. Tamam mı? Olasılık bildiriyor. Yaklaşıklık. Mesela aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Hemen hemen. Hemen hemen. Takriben. 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 Yaklaşık. Takriben. Kelime önemli. Takriben ne demek? Yaklaşık. Takriben. Yineleme. Bakın arkadaşlar. Yineleyici sözcüklere yer verilmiştir. Farklı bir şey. Yineleme anlamında kullandığınız kelime farklı bir şey. Paragraf sorularında, anlam sorularında çok sık karşınıza çıkar. Mesela der ki, işte yineleyici sözcüklere yer verilmiştir. Ya da yineleme kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar, o nasıl oluyor? Bir kelimeyi tekrar ediyorsunuz. Parça içinde birkaç kere tekrar ediyorsunuz. Yineleyici sözcük budur. Tamam mı? Yineleme bildiren kelime ise o farklı bir şey. Bu ne biliyor musun? Yine kelimesi. Yine kelimesi eylemin ne olduğunu gösteriyor bize. Tekrar ettiğini, yinelediğini gösteriyor. Beni yine aradı. Hazır ol. Bir kelime var. O da doğru. Yazım yanlışı değil. Beni yine aradı da diyebilirsin. Beni yine aradı da diyebilirsin. Yine diye bir kelime var. Yine. Yine. Yazım yanlışı değil. Yine. Yine. Ya da gene. Üçü de kullanılıyor. Farz edelim sınavda bunun altını çizdi. Ve dedi ki sana bu sözcüğün türü ne? Durum zarfı diyeceksin. Kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, istek. İnşallah sınavı kazanırsınız. Keşke. Umarım. Bak bunlar ne de dilek, istek bildiriyor. Umarım kelimesinin altını çizmiş. Umarım. Keşke'nin altını çizmiş. Ve bana türünü soruyor, durum zarfı. Sınırlandırma. Diyorum ki, Nazlı olsa olsa, olsa olsa 40 yaşında. Bak olsa olsa. Ne demek? Taş çatlasın. En fazla, maksimum seviye. Yani ne yapıyorum olsa olsa diyerek tepeye bir sınır koyuyor. Sınırlandırma anlamı olan kelimenin altı çizilirse. Yani mesela diyor ki taş çatlasın. Taş çatlasın. Taş çatlasın 40 yaşında. Yani en fazla maksimum olsa olsa.
eyvallah. Biz fiili, fiilimsiye nasıl sorusunu sorduk, tamam. Fiil ya da fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğumuzda yanıt aldığımız kelime durum zarfı, tamam. Ama bir öğrenciye sadece bunu söylersen adam bunlarla karşılaştığında ne yapacak? Bunlara ne diyecek? Bunun türü ne? İşte bunlar da durum zarfı. Cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, istek, dilek, sınırlandırma anlamı olan kelime varsa bunlar durum zarfıdır. O zaman bir sonraki videoda ne anlatayım? Zaman anlatayım, miktar anlatayım, yer dönem anlatayım, soru anlatayım, zarf anlatayım. O zaman beğen ve takipte kalın.